Lezzet Avcısı'ndan herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Her hafta birbirinden güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Mahmut Keskin ustamızın yanına geldik. Kendisi bize Arnavut ciğeri yapacak. Merhabalar usta. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Bizleri buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Arnavut ciğeri yapacaksın. Yapmadan önce seni biraz tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun, neler yapıyorsun? İsmim Mahmut, soyadım Keskin, evliyim, çocuk babasıyım. Allah 15 başlasın. Yıldır, sağ olun, teşekkür ederim. 15 yıldır bu meslekteyim. 8 yıldır bu işletmede hizmet veriyorum değerli müşterilerimize. Mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Her çeşit yemek yapıyorsun değil mi? Tabii her çeşit. 9 çeşit çorba yapıyoruz burada. 6 çeşit sulu yemeğimiz var. 8 çeşit ızgaramız var. Etli ekmeğimiz var. Lahmacunumuz var. Yani yok yok. Çok güzel. Her şeyi yapıyorsunuz aynen, elinizden geldiğince. Yapıyoruz. Bugün de menünüzde olan Arnavut ciğerini yapacaksın. Evet. Tercih ediliyor mu çok? Yani özellikle hafta içi müthiş bir tercih var. Çünkü Aksaray'da genelinde böyle Arnavut ciğeri değişik kültürlerde hizmet veren bir lokanta yok. Sadece bizde var diyebilirim. Bunun için de tercih ediliyor. Ne güzel ustam. Ben de merak ediyorum nasıl yapıldığını, püf noktalarıyla bize yapacaksın. Başlamadan önce istersen kullanacağımız malzemeleri bir sayalım seyircilerimiz için. Tabii. Bir gün önceden hazırlanmış dana ciğeri, soda ve tuza marina yapıyoruz. 24 saat beklemesi lazım. Dana ciğeri yumuşaması için. 2 adet patates, 2 adet kapya biber, 2 adet sivri biber, 2 adet domates, mısır unu ve normal beyaz un. Normal undan yapmamamız gerekiyor. Mısır unundan da tamamen yapmamamız gerekiyor. Onun nedeni nedir? Şimdi beyaz unda sade yaparsak hamur olur. Mısır unu da gevrek olduğu için kuru düşürüyor. Bunu karıştırdığımız zaman ortaya çıtır çıtır güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. O zaman başlayalım. Tabii. Olarak ne yapacağız? Şimdi dana ciğerimizi unla birleştiriyoruz. Bir gün öncesinden sodada ve tuzda marine ettiğiniz aynen öyle. Dana ciğeri. Karıştırıyoruz. Bu şekilde. Ve elememiz lazım. Bu eleğin biraz kalın olması lazım ki unun aşağı inmesi. Çünkü ince elekten un geçmez ve ciğerde kalır. Bu da iyi bir ürün çıkarmaz. Bu da iyi bir püf noktası olsun değerli izleyicilerimiz sizler tabii. için. Yapım bu da oldukça basit. Çok basit ama tabii ki incelik ister. İncelik bir şey. İster. Çok görünüşte çok basit görünür. İyice elememiz lazım ama kanı çıkmayacak. Kanı çıktığı zaman bu sefer de topak topak düşer. Görünüşü güzel olmaz. Lezzetinde de sıkıntı olur. Tabii. Yani kanı çıkmaya yakın şu şekilde hafiften kalacak üzerinde bu. Yağımız hazır. Kızgın yağ atmamız lazım ki soğuk yağda hamur olur. Şu şekilde. Önceden ısıttığımız yağımızı isteyeceğiz. Ne kadar sürede pişecek? En fazla 2 dakika. 2 dakikada hazır. Şu anda hazır. Gerçekten pişimi de o kadar basitmiş. Çok basit. Bu şekilde. Yağımızın altını kapatıyoruz. Kızartma işimiz bitti. Şu anda terbiye yapacağız. Toz biberle 2 yemek kaşığı toz biber katıyorum.
ve sıcak yağ. Kızarttığımız yağdan 2 adet. Normal yağ kullanmamızın sebebi nedir bu terbiye işleminde? Çünkü tereyağı soğuduğu zaman donduğu için bunu tereyağda bunu kullanamayız. Kendi kızarttığımız yağda. Tabii tabii, kendi yağında. Gerçekten çok güzel koktu biber. Şöyle gezdiriyoruz. Karıştırıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Arnavut ciğeri yapıyoruz bu hafta sizler için. Sizler de evlerinizde deneyip yapabilirsiniz. Mahmut Ustam bütün incelikleriyle, püf noktalarıyla sizler için anlatıyor ve yapıyor. Şimdi bundan sonrası süslemesi ve güzel görünmesi. Tabii ki ne kadar güzel görünürse o kadar lezzetli olur. Kızartmalarımız vardı. Tabii, kızartmalarımız var. Patates, kapya biber, yeşil biber. Bunlar Arnavut ciğerinin olmazsa olmazıdır. Tabii, olmazsa olmazı. Gerçekten şimdiden çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık ustam. Sağ olun. Ve sötelenmiş domatesimiz hazır. Kabuğunu soyalım. Soymasak. Çok az soteledik değil mi domatesleri de? Tabii, az sötelenmiş. Gerçekten çok güzel oldu. Ellerine emeğine sağlık. Sağ olun. Ve son olarak maydanozumuzu da maydanozumuz. Sonlandıracağız. Bu şekilde. Ellerine sağlık ustam. Afiyet olsun. Birazdan tadına bakacağım. Tabii. Eminim çok güzel olmuştur. Değerli izleyicilerimiz, yemeğimizi pişirdik. Sağ olsun Mahmut ustam çok güzel bir sunum hazırladı. Mahmut ustam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi tadına bakacağım ama seyircilerime istersen baştan nasıl yaptık onları kısaca bir anlatalım. Şöyle kabaca anlatayım isterseniz. Dana ciğerini bir gün önceden marina yapıyoruz. Hı hı. Soda ve tuzla. 24 saat bekledikten sonra süzüyoruz. Mısır unu ve normal unla karıştırıyoruz. Hı hı. Yağda kızarttıktan sonra renk biberiyle terbiyeledikten sonra patates, kapya biber, yeşil biber ve sötelenmiş domatesle birlikte süslüyoruz. Bu şekilde de. Evet, gerçekten şimdi tadına bakacağım, çok güzel olmuş. Yanımızda da değerli izleyicilerimiz, işletme sahibi Murat Altındal var. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağlık, bizleri işletmenize kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Böyle faydalı bir program yaptığınız için öncelikle sizlere ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimizin lezzetlerinin tanıtımında da önemli bir rol oynayacaktır. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Ben izninizle tadına bakmak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Gerçekten lokum gibi olmuş ustam. Ellerinize sağlık. O kadar lezzetli ki değerli izleyicilerimiz, marine edilmiş olmasından dolayı yumuşacık, ağza dağılan bir dokusu var. Gerçekten çok güzel. İşletmenizde de çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Aksaray'ın önemli değerlerinden birini taşıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle tekrardan ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Bizler 2004 yılından bu yana Aksaray'da özellikle çorba üzerinde hizmet vermekteyiz. 8 çeşit 24 saat sıcak çorbamız bulunmakta. Günlük 4 çeşit sulu yemek yapmaktayız. Onun haricinde burada müşterilerimize sunduğumuz ekmekleri yine kendimiz üretiyoruz. Ne fırınımızda. Mümkün olduğunca kaliteyi en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman kaliteden ödün vermedik bugüne kadar. Biz de bugün bu işletmenin başarısını buna bağlı kılıyoruz. Burada müşterilerimizin tattığı, yediği ürünlerin hepsi günlük taze olarak gelmektedir. 2 günlük, en fazla 3 günlük bir ürünü işletmemizde kesinlikle bulamazsınız. Buna özen gösteriyoruz. Kalitemizi dediğim gibi en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz de bundan gayet geri güzel dönüşler alıyoruz. 24 saat açığız biz. Tüm Aksaray halkına hitap ediyoruz. Aksaraylılar çorbamızda bizim iyi olduğumuzu iddia ediyorlar, söylüyorlar. Biz de bundan çok memnuniyet duyuyoruz.
onlara layık olmak için de en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İnşallah. Allah'ım bol bereketli kazançlar versin. Bu arada belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugün aslında size küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullanın inşallah. Teşekkür ederim. Selamlarını da getirdik. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrardan bizleri işletmenize kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık ustam tekrardan. Ayağınıza sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Lezzet Avcısı'nın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.